Bakanı Nihat Zeybekçi, Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Şubesi'nin şube açılış ve rozet merasimine katıldı. UETT, İsviçre'nin Basel, Aargau, Region Bodensee, Zürih ve Wil şubelerinin açılışları görkemli törenle gerçekleştirildi. Zürih'te gerçekleştirilen merasimde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin sağlam ekonomisinden bahsedip son dönem yaşanan gelişmeleri anlattı. Yani ziyaretimizin en güzel tarafı, en mutlu tarafı, en tatlı tarafı da sizlerle birlikte olmaktır. Değerli kardeşlerim, bilirim gurbette olmak da demektir. Gurbette yaşandığında insan nelerin hasretini çeker, neleri özler, nelerden mutlu olur, nelerden üzülür. Bunların hepsini yaklaşık olarak biliriz. Çünkü her birimizin ailesinde bu gurbetçilik vardır. Her birimizin ailesinde genelde o Avrupa, acı gurbet dedikleri Avrupa hikayesi mutlaka vardır. Zürih Hilton'da çok yoğun vatandaş ilgisi altında gerçekleşen rozet takma töreninde renkli görüntüler yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Tanju Sümer, Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, UETT Genel Başkanı Süleyman Çelik ve çok sayıda yetkili katıldı. UETT İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan program, UETT Genel Başkanı Süleyman Çelik ve Bern Büyükelçisi Tanju Sümer'in konuşmasıyla devam etti. Anlaşmalar yapılmıştı. Dolayısıyla buradaki bu gördüğümüz seçkin arkadaşlarımızın bu Sayın UETT Genel Başkanı'nın belirttiği faaliyetleri yerine getirmeleri için bütün altyapı zemin hazır beklemektedir efendim. Son derece hazırdır. Bakan Zeybekçi son gelişmeleri mikrofonlarımıza değerlendirdi. Çok güzel bir kalabalık karşıladı sizi. Öncelikle bu kalabalıkla, bu sıcak karşılama ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle UETD Genel Başkanımıza ve İsviçre Başkanımıza, Emre Bey kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Onların çalışma arkadaşlarına ve gönüllü arkadaşlarına tebrik ediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla herhalde bir 400 civarında bir arkadaşımız, kardeşimiz. Sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. Burada bizi karşıladılar. Onlara da bu sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada birlikte olmanın, beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu bilerek kurulan UETD'nin faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hakikaten Avrupa'da hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmaya doğru gidiyorlar. Almanya'da ne kadar başarılı olduklarını, Belçika'da burada ne kadar başarılı olduklarını gördüm. Sivil toplum kuruluşları ne kadar bir arada olursa ve ne kadar sivil toplum kuruluşları etkin olursa, ne kadar çok bir araya gelirler ve güçlerini gösterirlerse, Sayın Başbakanımızın tabiriyle iri ve diri olurlarsa, bir ve beraber olurlarsa o kadar etkin oluyorlar. Avrupalı Türklerin ekonomimize büyük katkıları var. Burada Avrupa'daki sesimizin ulaştığı tüm vatandaşlara bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ekonomimize çok katkıları var. Aynı zamanda da buradaki yetişen gençlere biraz önce çok değerli gençlerimiz yetişiyor. Eğitimleri çok üst seviyede gençlerimiz yetişiyor. Dünyaya açılan, dünyanın her yerinde ticaret yapan, ihracat yapan, dünyada artık bir ekonomik aktör olan Türkiye'nin de burada yetişen gençlerimiz de onlar Türkiye için çok önemli bir hazine. Yani en az 2-3 tane dil bilen, çok iyi üniversite eğitimleri almış, dünyayı tanıyan gençlerimiz Türkiye'nin de ileride temel taşları olacak bunlar. Yani Türkiye'yi de ileride muasır medeniyet seviyesinde yolculuğuna çıkan, 2023 yolculuğuna çıkan Türkiye için son derece önemliler. Aynı zamanda iş dünyasındaki kardeşlerimiz de. Buraya işçi olarak gelen kardeşlerimiz bugün gerek Almanya'da gerek İsviçre'de birçok yerde, ki oran olarak herhalde en yüksek oranlardan bir tanesi özel teşebbüs olarak İsviçre'de son derece etkinler. Yani buradaki kardeşlerimizin %5'inin üzerindeki kısmı kendisinin özel işi var. Gerek serbest meslek olarak gerek ticari olarak şeyler var. Bunları bunu cesur olsunlar, geliştirsinler. Buralarda çok daha hem bu sosyal topluluklarla, yani sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada olarak geliştirsinler, hem kendileri geliştirsinler. Uzayan kol bizden olsun derler ya. Uzayan kol bizden olsun. Onlar olsun. Değerli kardeşlerimiz olsun. Çok güzel noktaladınız. Teşekkür ediyoruz biz zaman ayırıp. Evet, ben teşekkür bu değerli görüşleriniz için. Ben çok teşekkür ederim.